Çolmuz'la Görev ve Sağlık Merkezi'nde haftanın son programını yapacağız. Efendim bugün programımızda kasık, göbek ve ameliyat kesesi fıtıklarını konuşacağız. Özellikle kasık fıtıklarına çok sık rastlanıyor ve kasık fıtıklarının tedavisi göbek fıtıklarının ya da ameliyat kesesi fıtıklarında olduğu gibi cerrahi tedaviler. Ve günümüzde laparoskopik cerrahi ile bu operasyonlar kısa sürede başarıyla yapılıyor. Öyle başarılı yapılıyor ki birkaç gün içinde işinize dönebiliyorsunuz. Belki bir hafta kadar sonra spor dahi yapabiliyorsunuz. Hepsini çok deneyimli bir cerrah olan genel cerrahi uzmanı, operatör, doktor Necdet Derici ile birazdan sağlık merkezinde sizler için konuşacağız. Kasık fıtığı her yaşta karşılaşılabilecek sağlık problemlerinden biridir. Kasık fıtığının en önemli belirtisi kasıkta şişlik olarak görülür. Bu şikayet belli belirsiz kabarıklıktan yumruk büyüklüğüne kadar değişik ölçülerde de olabilir. Kasık fıtıkları dışında göbek fıtıkları da sıkça karşılaşılabilen bir sorun. Peki kasık, göbek ve ameliyat izi fıtıkları neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Fıtıklar neden önemsenmeli? Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Necdet Derici sağlık merkezinde anlatıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, Özel Ataköy Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı operatör doktor Necdet Derici bu sabah bizlerle fıtıkları konuşacağız. Kasık fıtıkları, göbek fıtıkları ve ameliyat kesesinde zaman zaman ameliyattan bir süre sonra fıtık oluşabiliyor. Bütün bunlar nasıl tedavi edilir? Efendim telefonlarımızı görüyorsunuz. 0530 040 70 05 ve 06'dan canlı yayınımızı arayıp sizler de fıtıklara ilişkin sorularınızı değerli uzmanımıza yöneltebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi İstanbul'da kar da başladı. Onu da söyleyelim. Soğuk bir gün ama önemli bir konuyu konuşacağız. Evet. Bizimle sağlıklı olmak için bir program yapacağız. Hocam fıtıkları konuşacağız. Siz genel cerrahi uzmanlarının sıklıkla poliklinikte değil mi muayene ettiğiniz ve sonuçta cerrahi tedavisi olduğu için cerrahi potansiyelinizin oldukça yüklü bir kısmında fıtıklar oluşuyor. Evet. Değil mi? Şimdi kasık fıtığından bir başlayalım. Neden kasıkta fıtık oluyor? Öncelikle seyircilerimize günaydın diliyorum. Şimdi fıtıklar cerrahların en sık karşılaştığı hastalıklardır. Toplumun %4'ünde fıtık görülmektedir. Kadınların %3'ünde, 4'ünde, erkeklerin %25'inde fıtıklar, kasık, göbek ya da insizyonel herni dediğimiz ameliyat yeri fıtıkları görülmektedir. Ama en sık kasıkta görülüyor. Fıtıkların %75'i kasıklarda görülüyor. %10 civarında göbekte, %10 20 civarında da ameliyat yeri kesilerinde görülmektedir. En sık kasıklarda görüldüğü için daha çok kasık fıtıkları konuşulmakta. Tüm bu fıtıklarda biz cerrahi öneriyoruz. Çünkü ameliyatsız tedavisi yok. Kasık fıtıklarında niye sık görülüyor? Şimdi bir kere kadınlarda daha az dediniz. Erkeklerde evet, daha sık oluyor. Evet. Neden? Erkeklerde inguinal kanal daha kortlar geçtiği için, daha geniş olduğu için biraz daha fıtık yapmaya meyilli. Bayanlarda daha az görülüyor. Bayanlarda söylediğim gibi %3-4 görülürken erkeklerde %25 civarında fıtık görülmekte. Evet, yoksa biz kadınlar mı erkekleri fıtık ediyoruz? Kasa kasa onu düşündüm. Şimdi hocam kasıkta fıtık sebebi mutlaka var. Evet. Herkeste olmuyor çünkü. Evet, evet. Bir de şunu merak ediyorum, bu fıtık müzminleşebilir mi? Fıtık alındı, halledildi, tekrar fıtık oluşabilir mi? Evet. Şimdi önce sebebi deyince fıtıklar niye oluşur? Bizim vücudumuzun bağ dokusu dediğimiz vücudumuzun sağlamlığını sağlayan yapılarda zayıflamalar olur. Bu ne zaman olur? Yaşlandığımızda veya kronik hastalıklar varsa, tüberküloz gibi, kanser gibi bizim vücudumuzu zayıflatan hastalıklar varsa veya karın içi basıncını artıran her durum. Bunlar öksürük, ıkınma, idrar yaparken zorlanma, gebelik yani karın içi basıncını artıran her durumda vücudumuzda olan doğal zayıflıklar var. Göbek, kasık gibi veya daha önce ameliyat olmuşsak ameliyat olduğumuz yerler gibi zayıf noktalar var. Bu noktalar zorlandıkça orada bir yırtılma, açılma başlıyor. Oradan da karın içi organlar, bağırsaklar, omentum gibi karın içi organlar dışarı doğru çıkmaya başlıyor. Zaten fıtığın tanısını da bu şekilde okuyabiliyoruz. Hasta bazen benim fıtığım var diyerek geliyor veya bazen bilinçsiz hastalar da ya bir şişlik var diyerek geliyor. Yani normalde vücudumuzda karın duvarında olmaması gereken yerlerde bir şişlik başlamışsa ve bu yatınca da kayboluyorsa o bölgede fıtık var demektir.
Mutlaka şişlik oluyor mu hocam? Mutlaka şişlik belirti olur. Veriyor evet. Yani. Zaten fıtık böyle elma gibi, armut gibi, ceviz gibi ya da daha küçük böyle küçük küçük şişlikler başlar. Yatınca kaybolur. Yani sırt üstü evet. Yattığımızda düzleşiyor ve görünmüyor. Evet. Ama ağrı yapar. Hasta bazen gelir. Çok küçük fıtıklarda böyle belirgin bir şişlik olmayabilir. Hı. Onları fizik muayeneyle ve ultrason yaptırarak anlayabiliriz mesela. Kasıklarda, küçük fıtıklarda bazen tanı konulması güç fıtıklar var. Femoral fıtıklar var. Hı. Kasık fıtıklarının bir çeşidi. Hı. Ayağa giden damanın yanında çıkan bir fıtıktır. Bunlarda özellikle ultrasonla veya işte diğer görüntüleme metotlarıyla tanı koyabiliyoruz. Femoral fıtıklar. Femoral fıtıklar. O da inguinal kasık fıtıklarının bir çeşididir. Hı hı. Bayanlarda daha sık görülen bir çeşidi. Onlar da ancak işte fizik muayene, iyi bir muayene ve görüntülemelerle tanı koyabiliyoruz. Şimdi fıtık neden ciddiye alınmalı bir onu sormak lazım. Çünkü hani tamam fıtığım var çok da hayati görünmüyor deyip ağrısına katlanan ya da işte o şişlik yatınca geçiyor zaten. Evet. Ayaktayken de minik bir şişlik görünmüyor deyip düşünebiliriz. Evet. Biz sağlığımızı biraz erteleyen bir toplumuz malum. Onu soracağım ama önce Osmaniye'ye dönelim isterseniz. Efendim Tahir Bey değil mi? Evet efendim. Sahir Bey, Sahir Doğan. Hoş geldiniz evet. Yayınımıza 24'e. Buyurun efendim. Günaydın efendim. Selamun aleyküm. Günaydın, buyurun. Sayın hocama saygılar. Sizlere de aynı keza. Benim şikayetim, ben daha önce hekimlere gittim ama onları fazla detay vermeden önce hocama sorumu sorayım ben. Hı. Benim sağ tarafımdaki biz burada taşrada haya diye yani tabir ettiğimiz bölgede şişlik var. Şişlik var. Onun için hocamdan bilgi isteyecektim. Ben hekime gittim ama iki defa hatta üç defa gittim. Hı hı. Onlar bana tedavi verdi. O tedavilerinde bir faydasını görmedim ben. Evet. Peki efendim diyorsunuz ki bu nedir? Peki şişlik evet, yatınca... neden kaynaklanıyor? Buyurun. Şişliği yatınca içeri alabiliyor muymuş? Evet duydunuz. Hocam der ki şişliği Sahir Bey yatınca içeri alma şansınız oluyor mu? Kayboluyor mu? Hayır. Hayır yok. Şimdi, olmuyor. Evet şimdi şöyle. Hoşçakalın. Burada buyurun. Olabilecek 3 ihtimal var. Kasık fıtıkları, kordon kistleri ve hidrosel. Yani bunun ayrımını biz fizik muayene ile yapabiliriz. Tamam. Kaybolmuyorsa hidrosel de olabilir. Üroloji ile ilgili bir durumla olabilir. Bunu fizik muayene ve ultrasonla tanı koyabiliriz. Mutlaka bir genel cerrahiye görünsün. Görünmesi lazım. Mutlaka. Mutlaka. Ama sonuçta ameliyat gerekiyor. Hidrosel de olsa, kasık fıtığı da olsa ameliyatla tedavi edilecek. Ameliyattan kaçış yok Sahir Bey. Evet. O ya da bu. Olacaksınız. Peki şimdi hocam ben az önce şunu sordum. Neden ciddiye almak lazım kasıktaki fıtığı? Evet. Şimdi insanlar... Çok böyle ayakta kalınca bir ağrı yapıyor. Onun dışında bir şikayetim yok diyor. Dediğiniz gibi aylarca, yıllarca erteliyor. Hı. Ama günün birinde, gecenin bir saatinde veya olmadık bir yerde fıtık şişiyor. Bir anda şişer mi öyle? Şişiyor. Biraz şiş kalınca ödem gelişiyor. Ödem gelişince de içeri geri gitmiyor. Buna biz boğulmuş fıtık diyoruz. Bu kez içerisindeki organlar da zarar görüyor. Daha da gecikti mi içerisinde bağırsak varsa bağırsak nekrozu gelişebiliyor. Ve perforasyon falan olabiliyor. İş büyüyor. Ha. Dolayısıyla aciliyet arz ediyor boğulmuş fıtık. Böyle bir duruma gelmeden elektif şartlarda ameliyat olmak her zaman daha iyi. Çünkü boğulmuş fıtıklarda nüks etme riski, enfeksiyon riski, her türlü komplikasyon riski normal elektif ameliyatlara göre daha yüksek. Ve boğulmuş fıtıkları laparoskopik yapmak zor. Açık fıtıklar normal elektif şartlarda ise laparoskopik çok daha kolay. Onun için zamanında ameliyat olup böyle riskleri yaşamamak gerekir. Vaktinde ameliyatınızı yaptıracaksınız. Evet. Peki şimdi kasık fıtığında gelelim ameliyata. Laparoskopik cerrahiyle yani kapalı cerrahiyle günümüzde hastanın konforuyla, konforunu yüksek tutarak evet. bu operasyonları yapıyorsunuz. Evet. Şimdi biraz laparoskopik cerrahiyi anlatalım. Çünkü genel cerrahi branşında oldukça önemli yer tutuyor. Evet. Şimdi laparoskopik cerrahi son 30 yılda gelişen bir cerrahi. Daha önce bize laparoskopik fıtık ameliyatları, laparoskopik kolon ameliyatları dediklerinde bize ütopya gibi geliyordu. Hı. Ben 1995 yılında cerrahiye başladım. Evet. Başladığım yıllarda bizde laparoskopi yoktu. 1997'de ben tanıştım laparoskopiyle. Hı. Avrupa'da da benzer yıllarda bize göre biraz daha erken girdi. Laparoskopik cerrahinin gerçekten avantajı çok. Açık yapılan ameliyatlarda bir kere büyük bir kesi oluyor. Kozmetik açıdan görüntü iyi değil. Ameliyattan sonra çok ağrısı oluyor hastanın. Aynen. Laparoskopik cerrahide ameliyattan sonra çok daha az ağrısı oluyor. Daha erken ayağa kalkabiliyor. Daha erken normal aktivitelere ve daha erken normal işine dönebiliyor. Kasık fıtıklar için söylemek gerekirse normalde kasık fıtığı ameliyatı olan birisi
açık kasık fıtığı ameliyat olan birisi 3 hafta 4 hafta işe dönemezken kapalı ameliyat öyle yaptığımız mi? Hastalar 3 gün sonra 5 gün sonra bir hafta sonra çok rahatlıkla işlerine dönebilmekteler. Ya açık fıtık ameliyatı, o küçücük evet. fıtık dediğimiz 3-4 haftası evet. eve bağlayabilir. Çünkü açık fıtık ameliyatlarında inguinal kordon dediğimiz yerden biz dikişler geçiyoruz. Bu dikişler geriyor. Hasta iki büklüm yürüyor. Yani 2 hafta sonra normal dik duruma gelemiyor neredeyse. Halbuki laparoskop fıtık, mesela bir doktor arkadaşımıza biz ameliyat ettik. Salı günü ameliyat yaptık. 2 taraflı ve biraz zor fıtıklardı. Pazar günü de kendisi ameliyat yaptı. Yani iki tarafta fıtık vardı. Laparoskopiyle ameliyat evet. oldu. 3-4 gün sonra evet. gidip kendi hastasının ameliyatını yaptı. 4-5 gün sonra da kendi hastasının ameliyatını yapabildi. Bir de ortopedist, çocuğum. Ağır iş yapan bir hekim yani. Aynen. Dolayısıyla laparoskopinin avantajı gerçekten çok. Yani ameliyattan sonra erkenden ayağa kalkıp erken iyileşme, erken işe dönme açısından büyük bir avantaj. Hele hele öyle önemli işleri olan insanlar için, iş adamları için günlerin, haftaların, ayların, saatlerin çok önemi var. Aynen. Onlar için erken işe dönmeyi sağlamak çok önemli. Peki şimdi bir Mersin'e döneceğiz. Efendim Şeyma Hanım değil mi? Evet. Günaydın Şeyma Hanımcığım, nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz vallahi. Böyle iyilik güzellik oturduk sohbet ediyoruz hocamla. Buyurun sorunuzu alalım. Ben 6 ay önce safra kesesi ameliyatı oldu. Tamam. Yani ağrılarım geçti ama şu son 2 aydır sol tarafında karnımın tam göbek hizasında ağrılarım var. Bilmiyorum acaba fıtık olabilir mi? Öyle demişlerdi. Safra kesesinden sonra daha, biraz dikkat etmezsen fıtık oluşur. Şöyle elime de geliyor bazen çok küçük. Eyvah. Acaba tam göbek hizasında fıtık olabilir mi? Bir şey sormak ister evet. misiniz hocam Şeyma Hanım'a? Ayakta uzun kalınca şişlik büyüyor mu? Şişlik var mı elinize gelen, gerçekten şişlik mi? Var ama bilmiyorum artık, büyüyüp büyümediğini bilmiyorum. Sadece Öf. Elime geldiğini biliyorum. Peki. Hoşça kalın Şeyma Hanımcığım. Oldu. Safra kesesi. Hoşça kalın. Evet. Safra kesesi ameliyatlarını siz de yapıyorsunuz. Evet. Oluyor mu hocam böyle evet, bir? Şimdi yayının başında da konuştuğumuz gibi fıtıklar niye oluşmaktaydı? Vücudun zayıf bölgelerinde ya da daha önce ameliyat geçiren hastalarda. Aynen. Ameliyat geçiren hastalarda vücut karın duvarı kesiliyor. Aha. Bu bir travmadır. O bölge zayıflıyor. Buradan gelişen fıtıklara da insizyonel herni diyoruz biz. İnsizyonel herni. Ameliyatlar kesiler küçüldükçe fıtık riski azalıyor. Ama hiçbir zaman kesilen bir yerde fıtık gelişme riski her zaman var. Hiçbir zaman yok değil. Dolayısıyla kesi ne kadar küçükse risk o kadar az. Laparoskopinin avantajı o. Normal ameliyatla, safra kesi ameliyatı 7-8 santimetrelik kesilerle yapılıyor. Ama kapalı ameliyatlarda 1 santimetrelik ve yarım santimetrelik kesilerle yapıyor. Göbekte yapılan kesi 1 santimetrelik bir kesi. Biz rutinde göbeğe mutlaka sıfa dikiş koyarız içeriye ameliyat bittikten sonra fıtık gelişmesin diye. Dikiş koymamıza rağmen %8-10 civarında fıtık gelişme riski var. Muhtemelen fıtık gelişmiş olabilir. Bir genel cerrahi muayenesi görürsün, olursa iyi değil olur. Mi? Evet. Peki hocam şimdi laparoskopik cerrahiyi biraz anlatalım dedim. O fıtık hani kasık bölgesinde siz ama vücuda minik minik 3-5 tane kesiden evet. giriyorsunuz. Herhalde belli bir gaz veriyorsunuz önce evet. değil mi? Organlar bir şişiyor, karın boşu. Biraz anlatalım evet. mı onlara? Şimdi laparoskopik kasık fıtıklarını biz iki teknikle yapıyoruz. Bir transabdominal dediğimiz karın içerisinden bir tamam. de TEP dediğimiz, total ekstraperitoneal dediğimiz karın duvarının önünden. Yani karnın içerisine hiç girmeden karnı zaran bir periton dediğimiz evet, yapı var. Evet. Bu yapının önüne girip fıtık kesisini ayırıp araya bir yama, 15x15 cm'lik yama yayıp orada kemik, pubis dediğimiz kemik dokusuna fix ediyoruz. Oraya takır dediğimiz, absorba tak dediğimiz eriyebilen materyallerle oraya sabitliyoruz. Ve fıtığın oradaki defekti kapatmış oluyoruz. Fıtığın tekrar girip çıkmasını engellemiş oluyoruz. Yani ama o karın duvarının önünü kapattığınızda evet, fıtık oluşmuyor. Pelvis yapısı şöyle. Pelvisten ayağa giden damarlar, hayaya giden damarlar, tamam. kortlar vardır. Bunların geçtiği yerlerden genişleme olabiliyor ve buradan ya da normal duvarda da bir delik açılabiliyor. Oradan direkt fıtık dediğimiz fıtıklar çıkabiliyor. O boşlukları içeriden bir yamayla kapatıyoruz. Önden bir duvar germiş oluyoruz tamam. yani. Bir daha oradan aşağıya doğru karın içi organlar geçemiyor. Bu emniyetli de bir sistem herhalde tekrardan tabii. olmasın diye. Şimdi yani kasık fıtıkları halkın değil doktorların zoranladığı bir konu. Hakikaten fıtık en sık yaptığımız ameliyat ama en zor konulardan birisi. O yüzden de laparoskopi fıtık ameliyatları da çok zor. Yani herkes laparoskopik safra kesi ameliyatı yapabiliyor ama laparoskopi fıtık ameliyatlarını Türkiye'de hekimlerin %1'i yapabiliyor ancak. O kadar mı? Avrupa'da da %25'i yapabiliyor. Gerçekten teknik olarak zor. Çünkü dar bir alan, 15 santimlik meş yayıyorsun.
Yani neş dediğimiz bir yama. Yama. Prolenden yapılan bir yama. Teknik olarak zor ama kabaca şöyle tarif edeyim. Göbeğin altından bir delik açıyoruz, bir santimetrelik. Tamam. Bu delikten karın duvarı kaslarının altına giriyoruz. Peritonla, karnı saran zarla karın duvarı kaslarının arasına giriyoruz. Orada bir boşluk oluşturuyoruz. Orada fıtığı bulup o fıtığı ayırıyoruz ve o araya bir yama yayıyoruz. Üstünü yani kapatıyorsunuz evet, yani yamayla. O yamayla aşağıya geçmesini engellemiş oluyoruz. Yani dar bir alanda zor bir iş gerçekten. Hakikaten öyle. İyi bir deneyim gerektiriyor ama hekim hasta açısından oldukça avantajlı bir durum. Çünkü ameliyattan sonra çok erken ayağa kalkıyor, ağrısı olmuyor, erken işine dönüyor. Ve nüksü de gerçekten iyi teknik olarak iyi yapılıyorsa nüksü de çok az. Peki böyle bir operasyon, karnesini konuşalım biraz. Evet. Genel anesteziyle yapılıyor. Evet. Kaç saat sürüyor? Zor bir ameliyattan bahsediyorsunuz aslında. Zor bir ameliyat ama ince ayar bir iş. Evet, yani ortalama yarım saat civarında sürüyor. Direkt fıtıklar daha da kısa sürebiliyor, 10-15 dakika gibi. Ama işte maksimum 1 saat kadar, 1 saati pek aşmıyor. İki taraflı yaptığımızda genellikle 45 dakika, 1 saat arası sürüyor. Ortalama süreç bu. Peki hocam, kasık fıtıklarında ameliyat olduk. Ne kadar süresi ne kadar? Mesela hasta spor yapabilir mi? Evet. Kaç gün sonra yapabilir? Efendim söyleyeyim, yaz mevsimi ise yüzme, gerçi şimdi havuzlarda da yüzülüyor, yüzme gibi sporları yapabilir mi? Bunun dışında işine kaç gün sonra döner? Kendisini sakınması gereken durumlar neler? Evet, şimdi fıtık ameliyatlarından sonra biz bir gece hastanede tutuyoruz, genel anestezi verdiğimiz için ertesi gün taburcu ediyoruz. Genellikle ilk bir hafta egzersiz önermiyoruz, istirahat öneriyoruz. Ama çoğunlukla hastalar 5. gün, 4. gün, 6. gün işe başlıyor. Yani uyarılarımıza dikkate almıyorlar. İyiyim diyor, rahatım diyor, işine başlıyor. İlk 2 ay içerisinde yürüyüşler dışında spor önermiyorum ben. 2 aydan sonra normal aktiviteye, sporlarına dönmelerini öneriyorum. Ama ameliyat ettiğimiz hastalarda 1. ayında futbol oynayanlar veya işte 1. ayında spor salonlarında spora başlayanlar çok var. Ama genellikle ilk 3 hafta ağır spordan kaçınmalarını öneriyoruz. 3. haftadan sonra normal spor yapmalarını öneriyoruz. Peki, şimdi kasık fıtıklarını konuştuk. Göbek fıtıkları var bir de. Evet. Göbek fıtıkları daha çok kimlerde oluyor? Göbek fıtığındaki belirtiler yine aynı mı? Yine o göbekten pörtleyen diyeceğim. Tabii evet. Tıp dilinde böyle kullanmıyorsunuz ama ben öyle soracağım. O yine bağırsak mı? Ya da... Evet. Yani orada daha karın çok... Karın bölgesine ait bir organ mı? Karın yağları, omentum dediğimiz karın yağları daha çok içerisine giriyor. Öyle mi? Çoğunlukla da orada kalıyor, içeri gitmiyor. Buna biz irreductible diyoruz, içeri itilemeyen fıtıklar. Nadiren bağırsak giriyor. Eğer fıtık defekti büyükse, 2 santimetrenin üstündeyse genellikle bağırsak da girebiliyor. Ama çoğunlukla omentum giriyor. Daha çok bayanlarda görülüyor. O da kilolu olmak etkili mi? Mutlaka. Şimdi... Fıtıkların tekrarlanmasının en önemli nedenlerden birisi hastanın kilo alması. Öyle mi? Biz ameliyat ettiğimiz hastalara özellikle göbek fıtığı ve insizyonel hernilerde, kasık fıtığından ziyade diğer ikisinde bu kilonuzu mutlaka koruyun, hatta zayıflayın diyoruz. Daha çok kilo alanlarda risk artıyor. Gebeler için böyle bir risk var tabii, mı? Tabii. Gebelik demin saydığım gibi fıtığın artmasında önemli bir neden. Yani karın içi basıncını artıran her türlü neden gebelik de bunlardan birisi, fıtık riskini artırıyor. Peki gebe bir hanımda fıtık tanısı alırsa? Evet. Hamileliği döneminde böyle bir operasyon yapılabiliyor mu? Ya şöyle, eğer kasık fıtıysa, hasta sezeryan oluyorsa, zaten sezeryan için açıldığı bölgeden biz posterior mesh dediğimiz laparoskopik yaptığımızın açık tekniği var. Arka duvara çok kolayca bir yama koyabiliyoruz. Bu hem zaman kaybı değil, hasta ikinci bir ameliyattan kurtarıyor. Genellikle öneriyoruz. Ama göbekte ise daha çok gebelikten sonra, işte en az bir 6 ay geçsin, vücut kendini bir toplasın, daha sonra ameliyat. Gebelikte de olabiliyor yani. Tabii. Göbek ya da kasıkta. Tabii. Bu arada değerli hocam Tayyip Bey Derici de hocamın eşi, çok değerli bir kadın doğum uzmanı. Yayından önce biraz konuştuk değil mi bunları? Evet. O da bizi karşıdan izliyor. Ben arada gülüyorum. Neye güldüğümü soran olursa Tayyip hocam kahvesini içip bir de bizi izliyor. İyi gidiyor muyuz hocam? Evet, onay verdi bize. Peki efendim, İstanbul'dan Kamil Bey hattımızda. Kamil Bey, Kamil Alacağım. Günaydın. Evet. Buyurun. Günaydın. Buyurun. Günaydın. Hocama benim bir sorum olacak. Ben de göbek fıtığı var. Göbek fıtığının tehlikeleri nedir? Ameliyat olmazsam neyle karşılaşırım? Göbek fıtığınız var. Tehlikeli evet. mi? Ameliyat olmak istemiyorsunuz herhalde, anladım. Sonuç ne olur diyorsunuz? Evet.
Peki efendim, hoşçakalın. Yaş kaç yaşında? Ha, yaşınızı sordu hocam, hatta mısınız? 55 yaşında. 55 yaşında, evet. Beyefendi, hoşçakalın. Yaş ilerledikçe ameliyat riski artıyor. Dolayısıyla fıtığı olan insanlara biz zamanında mutlaka ameliyat olmasını öneriyoruz. Çünkü ileri yaşta ameliyatın şekli önemli değil. Ne ameliyat olursa olsun ameliyat riski artıyor. Yaş ilerlemeden fıtık ameliyatının olmasında fayda var. Çünkü demin de bahsettiğim gibi bir gün gelir bir bağırsak girer içeri. Acil boğulmuş fıtık olarak karşımıza gelebilir. İlos diyoruz mesela. İş büyüyebilir. Acil geldiğinde hayati önem arz ediyor mu hocam? Evet, zamanla yarışıyoruz. Mesela? Ne olur? Çünkü gecikirsek içeri giren bağırsağın beslenmesi bozulursa bağırsak perfor oluyor, deliniyor. Deliniyor. Dolayısıyla bağırsağı da çıkarmak zorunda kalabiliyoruz veya dikmek zorunda kalabiliyoruz. İş büyüyor yani. İş büyüyor. Komplikasyon yapmadan, problem yaratmadan ameliyat olmasında fayda var hastamızın. Evet Kamil Bey, duydunuz, ameliyattan kaçış yok. Ben şunu anladım, kasık, göbek ya da ameliyat kesisi, evet, fıtıkları günün birinde mutlaka cerrahiye gereksinim duyulacak. O nedenle işi fazla uzatmadan. Evet. En güzeli paşa paşa cerrahimiz olmamız gerekiyor. Ben bunu anladım. Doğru mu hocam? Yaş ilerlediğinde hastanın genel durumu buna izin vermeyebiliyor. Kalp hastalıkları olabiliyor vesaire. Bu o zaman ameliyat gerçekten zorlaşıyor. Tehlikeli hale gelebiliyor. Hatta hastanın ölüm nedeni olabiliyor, Allah korusun. O yüzden mutlaka ciddiye almak lazım. Onu gençken anladım. Ameliyat olmakta fayda var. Peki şimdi göbek fıtığı operasyonlarında yine aynı tekniği kullanabiliyor musunuz, laparoskopiye? Tabii. Göbek fıtığında da biz karnın lateralleri dediğimiz sağ veya sol tarafından gene 2 tane 5 milimlik, bir tane 10 milimlik küçük ekran girebilmesi için delikler açıyoruz. 5-10 delik, milim çok evet, minik. Evet, 2 tane 5 milim, bir tane 10 milim. O küçücük deliklerden göbeğin içeriye biz giriyoruz. Oradaki göbeğin içerisine giren omentum, bağırsak her neyse onu ayırıyoruz, düşürüyoruz aşağıya. İçeriden vücuda zarar vermeyen, bağırsaklara yapışmayan özel yamalar var, dual mesh dediğimiz. Bu meshleri fıtık defektinin iki katı büyüklükte olacak şekilde yayarak absorbataklarla çepeçevre karın duvarına fix ediyoruz. Sabitleştiriyoruz. Ameliyattan sonra da gerginlik olmadığı için pek ağrısız olmuyor. Bir iki gün sonra da işine dönebiliyor. Göbek fıtıklarında da oldukça rahat oluyor hastalar. Peki göbek fıtığından operasyondan sonra neye yine dikkat etmek lazım? Aynı mıdır kasık fıtıkları? Tabii şöyle, fıtıklarda bizim hastalara en çok önerdiğimiz şey kabız kalmamaları ve kilo almamaları. Yani hamur işi, kabız kalmamaları lazım. Fazla ıkılmak, öksürmek, idrar yaparken zorlanmak, öksürmek, sigara, özellikle sigara mesela. Ameliyatlardan önce 3 hafta önce mutlaka kesin diyoruz. En az 10 gün daha içmeyin diyoruz ameliyattan sonra, ama mümkünse hiç içmeyin diyoruz. Evet, sigarayı bırakalım sigara, zaten. Evet, benim yani cerrah olarak hastalarıma hep öneriyorum ve hakikaten %3-5 başarılı olabiliyorum. Yani çok mutlu oluyorum. Hastalara sigara bıraktırabiliyoruz. Çok önemli yani gerçekten. Bu sadece fıtıklar için değil, sağlık için. Aynen öyle. Yani sigara gerçekten bir risk yani. Peki gelelim ameliyat kesisi fıtığa. Şimdi ameliyat herhangi bir yerde vücudumuzda olduğunda fıtıklaşabilir mi? Yoksa sadece bu abdominal bölgedeki ameliyatlardan bahsediyoruz, evet, fıtık açısından. Bu karın duvarı yan ve arkalara kadar, yani vücudumuzun karının her tarafından yapılan kesilerde olabilir. O bölge zayıflıyor. Oradaki sinirsel inervasyonlar falan bozulduğu için zayıflıyor. Günün birisinde böyle oradan yavaş yavaş dışarı doğru şişlikler başlıyor. Yani fıtık gelişiyor. Yani vücudun, karnımızın her yerinden gelişebilir. Yani bir yaralanma olabilir, illa ameliyat değil. Bir trafik kazası, kurşunlanma, bıçaklanma gibi herhangi bir yaralanma. Vücudun yapısını bozan bir, karın duvarının yapısını bozan bir yaralanmalarda da fıtık riski artıyor. O nedenle buralarda da pek yüzde kaçtır? Mesela ya bir karın bölgesi ameliyatından sonra yüzde kaç fıtıklaşabilir? Bir de bu şunu mu anlatıyor? Şimdi biz hemen cerraha suçu atarız diye böyle bir yapılan ameliyat başarısız da ondan fıtık oldum. Yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin, kesilerden sonra %30 civarında ameliyat fıtık gelişme riski var. Yani herhangi bir açık ameliyattan sonra veya işte göbek laparoskopik hastamız bağlandı. Laparoskopik safrakis ameliyatından sonra bile %30 değil de %5, %10 gene risk var. Yani kesi büyükse risk artıyor. %30'lara kadar fıtık gelişiyor ameliyat yeri kesilerinde. Peki böyle bir kesi fıtığı varsa bunun ameliyatı nasıl yapılıyor? Sonuçta orada zaten daha önceden bir dikiş var. O dokular ayrılmış, tekrar dikilmiş. Evet. Nebe dokusu dediğiniz dokular oluşmuş. Evet. Değil mi? Yani şimdi, ne kadar süre sonra yapmak lazım? Cerrahi ciddi bir deneyim gerektiren bir iş. Evet. Şimdi hasta bir fıtığım var diyor, ameliyat oluyor ama ameliyattan sonra fıtığı gene var. Yani özellikle ameliyat yeri fıtıklarında çok dikkatli olmak lazım. Tek bir fıtık olmayabilir. Öyle fizik mi? Muayenede bir fıtık görürsün. Açtığında bir sürü küçük küçük defekler görürsün. Küçük küçük böyle delikler görürsün.
Dolayısıyla ameliyat olan tüm bölgeyi eksplor etmek lazım ameliyatta. Daha çok biz nüksleri azaltmak için, artık tekrarları azaltmak için doğal meşi tercih ediyoruz. Özellikle o tür fıtıklarda. Çünkü çoğu hastalar, benim 8. nüksünü yaptığım hasta var. 8 Isparta'dan kere. Hasta geldi. 8 kez ameliyat olmuş. 9. nüksünü yaptım. Oo. Yaklaşık 7 yıl oldu. Avrasya'dayken yapmıştım. Şu anda sıkıntısı yok çok şükür. Onda da atlanmış bir fıtıklı. Yani mesanenin önünde fıtık vardı hastanın. Hı hı. Karın içerisini açıp yeterince eksplorasyon yapmazsan atlanan fıtıklar olabiliyor. Veya yeterince geniş alana yayamazsak yamayı, kolayca fıtık gelişebiliyor tekrar. Dolayısıyla iyi eksplorasyon ve iyi bir ameliyat gerekiyor yani. Yani biz bu ameliyatları yapsak da onlarda bile nüks etme olasılığı tabii var. Zaten hastalara biz bilgilendiriyoruz. Eğer yama, biz ameliyatları yamasız yaparsak %30, yamalı yaparsak da %8-10 civarında tekrarlama riski var. Ha, bunları bilelim. Tüm fıtık ameliyatlarında bu riskler var. Tamam. Ankara'dan Ümit Bey hattımızdaymış. Efendim günaydın Ümit Bey. Günaydınlar. Nasılsınız efendim? İyiyim, sizler de iyisiniz. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sorunuzu alalım efendim. Hocamla fıtık konuşuyoruz. Şimdi konu da tam nüksle ilgili bir şey. Benim de o %8'e giriyor muyum onu soracağım acaba. Hı. Sporla uğraşıyorum. Sol tarafımdan bir ameliyat gerçekleşti. Orada bir problem yok. Hı. Sağda da gene meş koydular. Hı. Fakat sağ tarafta aşırı spor yaptığım zaman bazen ağrım olabiliyor. Hı hı. Ama ağrı kesiciyle bu geçiyor. Hı hı. Sonra bir uzun süre, yani bir ay iki ay bir problem, hiçbir orada bir ağrım olmuyor. Yine spor yaptığım zaman ağır bir günde yine ağrım olabiliyor. Bu neydendir? Acaba bir dikiş hatası mıdır? Gerginlik mi var orada meşte? Gerginliği hissedebiliyor musunuz peki? Tabii gerginliği hissediyorum. Normal açık ameliyat mı olmuş anterior, önden? Açık ameliyat mı? Evet. Açıkmış evet, hocam. Evet. Peki hoşça kalın Ümit Bey. Geçmişler olsun. İyi programlar. Sağ olun efendim. Buyurun hocam. Şimdi önden yapılan ameliyatlarla ben genellikle uzun yıllar önden yaptık ameliyatları. Klasik şu anda da en çok yapılan ameliyat o. Ama şu anda ben daha çok ya laparoskopik yapıyorum ya da arkadan. Laparoskopinin açığı, posterior meş dediğimiz. Çünkü bunlarda hem tekrarlama az, hem ameliyat sonrası ağrı az. Önden yapılan ameliyatlarda hastanın ifade ettiği gibi, bak iki ay geçti diyor, hala ağrım var diyor. Açık ameliyat. Açık ameliyatta. Halbuki laparoskopik ameliyat yapıyoruz işte. Geçen hafta Hocam hasta oradaki gerginliyor, meç koyuluyor ya. Evet. Onu hissediyor mu? Normalde bir ağırlık hissedebilir ama çoğunlukla hissetmiyorlar. Hı. Çoğunlukla. Ama önden yapılan ameliyatlarda orada hissediyorlar. Çünkü önden yapılan ameliyatlarda, açık ameliyatlarda inguinal kanal dediğimiz kasık bağından dikişler geçiriliyor. O dikişler hastayı çok rahat dik duramıyor. Öne doğru eğiliyor, ağrı yapıyor ve iki ay sonra da ağrı hissedebiliyor. Bizim buradan hastamıza önerimiz, solda bir sıkıntı yok, sağda ağrı varsa yine de dikkatli olmalı. Spor yaparken aşırı yüklenmemeli. Böyle daha böyle yürüyüş gibi egzersizler yapmalı, çok zorlamayacak. Mutlaka egzersiz öneriyoruz insanlara sağlık açısından. Ama ağır spor yapmamalı, tekrarlamaması açısından kabız kalmamalı. Hamur işi çok yememeli. Beslenmeye de dikkat edecek. Suyu bol içecek, iyi çiğneyecek. Yine de bir sıkıntı olursa da bir hekime görünecek. Peki hocam, laparoskopik yapıyoruz ama biz bütün bu fıtık operasyonlarına açık cerrahi yapılması gerekli olan zamanlar var mı? Evet. Laparoskopik yapamayız bu hastaya dediğiniz. Şimdi demin söylediğim gibi fıtık ameliyatlarını insanlar fıtığı olduğunda kaçmamalı, olmalı. Çünkü boğulduğunda içerisine bir organ girdiğinde işler zorlaşıyor. Evet. Bunlar laparoskopik yapmak gerçekten zor. Biz daha çok boğulmuş fıtıkları laparoskopik yapmıyoruz. Açık yapıyoruz. Onun dışında arka duvardan, yani ön değil de arkadan laparoskopik yapılan yerden daha önce ameliyat yapılmışsa, yani kapalı veya açık fark etmiyor, tekrar ameliyatları arkadan zor olur yapışıklıktan dolayı. Bu kez önden yapmak zorundayız. Evet. Mümkün olduğunca, yani şimdi en iyi yapılan iş bir defa yapılan iştir. Aynen. İlk ameliyat her şeyden önemli ve bir nüks etmişse ikinci ameliyatlarda nüks riski daha da artıyor. Hocam normalde, çok teşekkür ediyoruz. Süre bitti. Yönetmenim beni uyarıyor. Sağ olun, var olun. Bilgilendirdiğiniz için bu önemli konuda bizlere. Çok teşekkür ederim ben de. Herkese iyi günler diliyorum. Efendim Sağlık Merkezi'nde haftanın son programını yaptık. Hafta başında yeniden birlikte oluncaya dek hayatı sağlıklı gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.